Üçüncü testteyiz. Çekirdekçikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yapısında R, RNA ve protein bulunur. Doğru bir ifade. Ribozomun da üretildiği yerdir burası. İnce bir zar ile çevrelenmiştir. Hayır hocam çekirdekçiğin etrafında zar bulunmaz. Protein sentezinin yoğun olarak gerçekleştiği hücrelerde sayısı birden fazla olabilir. Çünkü ribozomun üretiminden sorumlu demiştik. Cevabımız 1 ve 3 olur. Tabloda prokaryot ve ökaryot hücreler bazı özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Buna göre hangisi yapılamaz? İkisinde ribozom var, mitokondri ökaryot da var, ikisinde hücre zarı var, ikisi de ATP üretir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak yapılar bulunur. Bazı metabolik tepkimeler prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak gerçekleşir, ATP üretimi gibi. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde madde alışverişi benzer yapılar yani hücre zarı ile gerçekleşir. Prokaryot hücrelerde oksijenli solunum gerçekleşmez böyle bir yorum yapamayız arkadaşlar. Buradan solunumun tipiyle alakalı çıkarımda bulunamıyoruz zaten ama ben size gerçeği de söyleyeyim yapabilirler. Protein sentezi hem ökaryotlarda hem de prokaryotlarda gerçekleşir. Sonuçta enzim gibi yapılar var değil mi? Protein yapılı çok büyük oranda proteinlerden oluşuyor enzimler. Dolayısıyla bunu her canlının yapmasını bekliyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Şimdi mikroskopta incelenen maddelerin büyükten küçüğe sıralaması verilmiş. Burada aslında çok temel bir soru olarak bakmak lazım. Mesela bir bakteri düşünün arkadaşlar ve bu bakteri bir virüs tarafından enfekte edilsin. Bu virüs enfekte ederken bu bakterinin nesini geçmek zorunda? İşte çeperini ve zarını geçmek zorunda. Zarının da üzerinde fosfolipit katmanları var. Gördüğünüz gibi bakteri virüsten daha büyük, virüste elbette ki fosfolipit molekülden daha büyük olacak cevabımız E seçeneği. Ökaryot hücrelerde bulunan bir çekirdeğin şematik görünümü verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Çekirdek borundan ATP, nükleotit ve magnezyum iyonu geçebilir. Doğru geçebilir hocam. Sonuçta çekirdeğin içerisinde de bir takım sentez faaliyetleri yürütülecek. Mesela ne gibi hocam? DNA üzerinden RNA sentezi. Ve hep söylerim ATP neredeyse magnezyum da oradadır arkadaşlar. E, dolayısıyla sitoplazmada üretilen ATP çekirdek içerisine geçmeli. Çünkü RNA sentezi bir de hidrasyon sentezi. Çekirdek sıvısında sentezlenen proteinler çekirdek zarından sitoplazmaya çıkabilir. Çok yanlış bir ifade çekirdek içinde protein sentezlenemez. Nükleolus yani çekirdekçik Yoğunlaşmış bir yapı olup rRNA sentezi burada gerçekleşir. Genellikle rRNA sentezi ve ribozomun üretimi bu bölgede gerçekleşiyor. Cevabımız 1 ve 3 olur. Hangisi ökaryotları prokaryotlardan ayıran özelliklerden biridir? Yani ökaryotlarda bulunacak, prokaryotlarda bulunmayacak. Her ikisi hücre duvarı içerebilir. Her ikisi DNA'ya sahip olabilir. Her ikisi bölünerek çoğalabilir. Her ikisi protein sentezler ama çekirdeğe ökaryotlar sahiptir. Prokaryotlarda çekirdek yapısı bulunmaz. Çekirdek zarı özelliklerinden hangileriyle hücre zarına benzer? Çift katlı olma, hayır hücre zarı tek katlıdır. Bir layer katman, fosfolipit bu sizi aldatmasın. Çift katlı demek bunun gibi bir tane daha şuraya yazacaksın demek. Tamam, yani böyle bir şey yok. Fosfolipit ve protein içerir ikisi de. mRNA gibi büyük molekülleri geçiren özel geçitler çekirdek zarındadır. Hücre zarından çıkamaz, cevabımız B seçeneğidir. Öglena fotosentez yapabilen tek hücreli bir protisttir. Siyanobakteriler de bakteriler aleminde sınıflandırılır ve uygun ortamda fotosentez yapabilir. Yani biri ökaryot, biri prokaryot ama ikisi de fotosentez yapıyor. Buna göre öglena ve siyanobakteriler de aşağıdaki hücresel yapılardan hangisine ortak olarak rastlanır? Bir kere kloroplast çift zarlı organeldir. Hocam bu prokaryotlarda olmaz, ökaryotlarda olur. Çekirdek ökaryotlarda, mitokondri ökaryotlarda, lökoplast ökaryotta. Ama hücre zarı, sitoplazma yapıları hem ökaryotta hem prokaryotta bulunabilir. Peki hocam madem kloroplastı yok, nerede fotosentez yapıyor? Hücre zarı içerisine yerleşimde klorofillerde bunu yapabilir arkadaşlar. Bir miktarda tabii ki sitoplazmik enzimlerden faydalanıyor. Hücre çekirdeği ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Hücredeki çekirdek sayısı ve çekirdek büyüklüğü hücrenin tipine ve görevine göre değişkenlik gösterir. Doğru bir ifade. Bazen de bakıyorsunuz ki hücre çekirdeğini kaybetmek zorunda kalabiliyor ökaryotik bir hücre değil mi? Yine görev söz konusu oluyor. İnsan vücudundaki bazı hücrelerde bir, bazı hücrelerde ise birden fazla çekirdek bulunabilir. Mesela iskelet kaslarımızda birden fazla çekirdek bulunuyor. Çok çekirdekli hücreler iki ya da daha fazla hücrenin kaynaşmasıyla veya çekirdek bölünmesini takip eden süreçte sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmemesiyle oluşur. Şimdi ikinci cümle tamam. Hocam çekirdek bölünmesi oluyor. Ama sitoplazma bölünmesi olmadığı için çok çekirdekli hücreler oluşuyor. Ancak birinci cümle çok kıymetli. Bazen arkadaşlar hücreler kaynaşarak da çok çekirdekli görünüme sahip olunabiliyor. Mesela bizim iskelet kaslarımız bu şekilde çok çekirdekli oluyor. Öyle hani karyokinez var, sitokinez yok tarzında bir şey kurmayın lütfen. Ökaryot bazı hücreler olgunlaşırken çekirdeklerini kaybettikten sonra bir süre daha canlık faaliyeti gerçekleştirebilir. Kimden bahsediyor? Mesela özellikle eritrositler yani al yuvarlardan bahsediyor. Güzel bir soru cevabımız E seçeneği. Farklı kas doku hücrelerinde yer alan çekirdeklerin sayıları ve hücrede bulundukları konumlarla ilgili tabloda bazı bilgiler verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İskelet kası çok çekirdekli, kalp 1 veya 2, düz kas 1, İskelet kasında kenarda, kalpte kenarda, düz kasta merkezde. İskelet kası hücrelerinde bulunan çekirdeklerin konumu her durumda kalp kasından farklıdır. Hocam her durumda farklı değil. Bak ikisinde de kenarda demişsin. Mesela bir durumda ortağı belirtmişsin. Kalp veya iskelet kasında birden fazla çekirdek yer alabilir. Doğru bir ifade. Düz kas hücrelerindeki çekirdek sayısı iskelet kas hücrelerinden daha azdır. Bir tane çok çekirdekli cevabımız 2 ve 3 olur.